Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir video karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza dönebiliriz. Evet arkadaşlar bugün adadayız. Adakoin'de çok güzel bir al ile aldık. Onu sizlerle paylaşmak istedik açıkçası. Şimdi geçen bahsetmiş olduğum Adam Eve Dön formasyonunda ise arkadaşlar aynısı Adakoin'de de geçerli. Gördüğünüz gibi bir fincan formasyonu gerçekleşmiş ve kırılımdan sonra retestini tamamlamış ve yukarı yönlü hareket geliyor. Şimdi dolayısıyla biz burada nasıl pozisyona gireceğiz? Nerelerden pozisyona gireceğiz? Stopumuzu nerelere koyacağız? Onu göstereceğim. Ve tabii ki bu formasyonlarla birlikte arkadaşlar 3 tane indikatörün. De bir al sinyali verdiğini fark ettik. Onları da sizinle paylaşacağım videonun ilerleyen dakikalarında ve ekstra olarak arkadaşlar Instagram'da sürekli karşımıza çıkan ücretli bir indikatörün aslında repeat nasıl yapıp yapmadığını göstereceğim ben size. Yani yayınlamış olduğu reklam filminde bile sponsorlu reklam filminde bile arkadaşlar koymuş olduğu videoda bile repeat var arkadaşlar. Onu sizlere paylaşacağım. Belki sizin de karşınıza çıkmış olabilir. En azından belki dikkatinizden kaçmıştı. Ben onu onu sizin gözünüzün önüne sereceğim açıkçası arkadaşlar. Yani ücretli bir indikatör bile nasıl repeat yapıyor onu da kendiniz göreceksiniz. Şimdi Edim Eve formasyonu tekrar adada bir görelim arkadaşlar. Edim Eve formasyonu gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde çizecek olursak şu şekilde hemen burada fincanımızı yapalım arkadaşlar oluşturalım. Aynen fincanımız da oluştu çok güzel. Gördüğünüz gibi edim eve formasyonda buradan şu şekilde artacak kırılım geldi. Ne demiştik? Hacimli bir kırılımla arkadaşlar pullback bekleyecektik ve pullback dediğim gibi bir önceki videomda dediğim gibi kırılan direnç seviyesini destek olarak test edebilir veya şöyle söyleyeyim çıkışın yarısını geri alıp yukarıda hareket edebilir demiştim. Aynen bu şekilde oldu. Hemen şurada pardon fırçayı değil de fırça kalem alalım. Bakın buradan yukarı yönlü hareket ettik. Yani aslında şöyle de olabilirdi. Yukarı yönlü hareketten sonra aşağı burayı destek seviyesini test edip yukarı harekette gelebilir ama e, gerek duymadı e, Ada balinaları. Gördüğünüz gibi buradan yukarı yönlü güzel bir hareket devam ediyor. Şimdi tabii ki bu edim eve formasyonu çalıştı, çok güzel çalıştı. Hedef nedir? Hedefi de koyalım. Hedefimiz de tam burası dedik. Bakalım e, kırılımdan sonra arkadaşlar hedefine zaten ulaşmasına az kalmış. Ama ben e, edim eve formasyonunda e, burada eğer po pozisyona girip veya pullback yaptıktan sonra tam şu bölgede 1.08'de pozisyona giren arkadaşlar e, yukarı yönlü hedef hala bekleyebilirler açıkçası. Ama ben 1 saatlik periyoda giriyorum. 1 saatlik periyoda çok güzel bir alsın yeri yakaladım. Hemen şunları bir kaldıralım. Şimdi 3 tane indikatör de sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Kullanmış olduğum ve size tavsiye ettiğim indikatörler bunlar. Gerçekten işe yarayan indikatörler. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yukarı yönlü bir trendimiz var. Bakın burada Ada Coin'deyiz, bir saatlik paritedeyiz. Yukarı yönlü çok güzel bir trendimiz var. Bakın çok güzel bir trend yapardım. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar bu trendin bir klonlayalım. Evet, çok güzel. Burada bir Şöyle aynen bir kanal hareketi. Yani bir kanal çizdik ve yukarı yönlü e, ilk temasını buraya gerçekleştirdiğini gördük. Aynen ilk temasımızı buraya gerçekleştirdik. Ve şöyle söyleyeyim bir kanal hareketinde minimum iki tane des, e, iki tane direnç seviyesine temas etmesi lazım arkadaşlar. Birinci temasımız burası gördüğünüz gibi ikinci temasımızın da olması lazım. Bana kalırsa benim tahminimce ikinci temaslarda burada gelecek arkadaşlar. Yani 1.320 seviyesinde bana kalırsa temas gerçekleşecek. Yani yukarı yönlü temasını gerçekleştirdikten sonra aşağı yönlü bir hareket ve burada bir e, fake out yaptılar bize. Yukarı yönlü bu e, kanalın içine tekrar girip yukarı yönlü harekete de devam edecek arkadaşlar. Yani açıkçası bu, bu denli fake out'lara çok denk geliyoruz. Çok karşılaşıyoruz. Yuka, aşağı yönlü kırılım gibi gösteriyorlar ama bana kalırsa arkadaşlar yani e, şöyle söyleyeyim. Kanalın içine tekrar girip yukarı yönlü harekete devam edecek. Çünkü çok güzel bir yukarı yönlü hacimli mum geldi. Yani bu hacimli mumdan sonra kalkıp da aşağı yönlü kırılımın gelmesi benim için şu an açıkçası e, olanaksız. Dolayısıyla burada bakın gördüğünüz gibi oluşan bir e, gene bir kanal var. Aşağı yönlü trend kanalı var. Gördüğünüz gibi... Aynen. Bakın burayı kırmış, retestini yapmış, yukarı yönlü harekete devam etmiş. Burada bir aşağı yönlü düşüş gerçekleşmiş. Bana kalırsa burası bir fake out. Yani burada bizi kandırıyorlar. Ondan sonra yukarı tekrar kanalın içine girip arkadaşlar burada 1.318 seviyesine temas edecek. Yani direncimizin birinci e, de, e, temas ettiği bölümü burası. ikinci de temas edeceği bölümü ortalama buralar. Yani öyle söyleyeyim. Ama dolayısıyla destek bölümündeyse arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Kırılım gerçekleşebilir mi? Tabii ki olabilir. Aşağı yönlü hareket devam edebilir mi? Tabii ki olabilir. Olmaz diye bir şey demiyorum. Ama burada gördüğünüz gibi sağlam güzel bir e, destek seviyesi var. Hemen onu da çizelim. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Aynen. Burada güzel bir destek seviyesi var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. desteği de buraya da atabilirler. Buradan yukarı yönlü tekrar kanala da girebilirler. Ama yukarı yönlü hacimli bir mum geldiği için arkadaşlar yukarı yönlü kanalın içine ben buradan girecekler tahmin ediyorum. Tabii ki şimdi 3 tane indikatörümüzü baz alacağız. Şimdi 3 tane indikatörümüzü arkadaşlar bakalım neler yapmış. Bize nasıl sinyaller vermiş. Bakın kanalın içinde çok güzel ilerliyor. Adadayız biz arkadaşlar. Ada paritesindeyiz. İlk önce Smart MACD indikatörünü açıyoruz. Evet arkadaşlar hemen bakın smart money bunu açtıktan sonra arkadaşlar ilk önce biz burada çok güzel bir alım ve satım sinyallerini gördüğümüzü fark edeceğiz. Bakın günlük pariteye bakalım. Günlük paritede gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu indikatörü daha önce sizlere anlattım. Detaylarını çok net olarak anlattım. Ben bunu daha sonra arkadaşlar bu bölgede sizler için paylaşabilirim. Hemen şuraya yayınlar bölgesine bir kart ekleyebilirim. Oradan bu videoyu izleyebilirsiniz. Smart Money indikatörü ile ilgili anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kırmızı çubuklar çıkmaya başlıyor arkadaşlar. Yani bu nedir yukarı yönlü bir hareketin başladığına işarettir arkadaşlar. Yani alımların güçlü olduğunu gösteriyor zaten sarılarla yeterince alım gerçekleştiğini gösteriyor. Ama kırmızı çubuklarla yukarı yönlü güzel bir hacimli mum geleceğini gösteriyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, geçmişe baktığımız zaman zaten bir anda yükselen çok hızlı hacimli kırmızı mum değil Hafif hafif küçük küçük kırmızı mumlarla e, Yukarı yönlü trendi onayladığını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi Bu okey bu cepte onu söyleyeyim Bakın burada kırmızı 3 tane e, küçük kırmızı çubuğumuz var Yukarı yönlü kırmızı çubukların ben büyüyeceğini tahmin ediyorum şimdi smart e, money indikatörümüzü kapatalım Hemen ikinci indikatörümüze bakalım İkinci indikatörümüz pivot trend arkadaşlar Bakın burada pivot trend indikatörü. Pivot trend indikatöründe arkadaşlar sizler için yukarıda kart olarak bırakacağım. Burada izleyebilirsiniz trendin ne yöne olduğunu, ne yöne gideceğini izleyebilirsiniz. Ama ben çok kısa bir şekilde açıklayayım. Pivot trend indikatöründe sarı renkli gördüğünüz şu aradaki grafik düşüşün sinyali arkadaşlar. Aynen bakın düşüşün sinyali gördüğünüz gibi tam günlük pariyet. Aynen günlük paritede adada gördüğünüz gibi tam şurada artık düşüşü net olarak pivot trend indikatörü onaylıyor. Bakın tam burada hatta biraz daha büyüteyim çok küçük oldu. Tam burada arkadaşlar düşüşü net olarak onaylıyor ve aşağı yönlü gene gördüğünüz gibi düşüş gerçekleşiyor arkadaşlar düşüş gerçekleşiyor. Ama şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi pivot trendin ucu artık sarı değil de maviye dönmeye başladı. Yani bir önceki indikatörler, bir önceki pozisyonlara baktığımız zaman arkadaşlar, sarı e, pivot trend kanalı gördüğünüz gibi çubuğu maviye dönmeye başladıktan sonra e, gördüğünüz gibi kanal komple maviye dönmeye başlıyor ve yukarı yönlü trend hareketi hızlı bir şekilde devam ediyor. Birçok e, harekette de bu böyle geçerli olmuştur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, ve şu an pivot trend indikatörü arkadaşlar gördüğünüz gibi çubuğu hemen şöyle biraz daha büyüteyim. Gördüğünüz gibi çubuğu maviye döndü ve kanal hareketi de maviye dönmesi olası ama e, bu günlük parite arkadaşlar. 4 saatlik pariteye baktığımız zaman e, gördüğünüz gibi mavi e, mavi zaten kanal mavi olarak devam ediyor ee, pivot trend indikatöründe. Yani yukarı yönlü hareketin devam edeceğinin burada bir teyidini alıyoruz açıkçası bir sonraki indikatörümüze de bakalım. Tabii ki olmazsa olmaz arkadaşlar Range Filter buy and sell. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, 4 saatlik paritede zaten range Filter indikatörü arkadaşlar tam burada çok güzel 0.80 seviyesinde bir buy sinyali yapmış. Hala da buy'da. Yani hiçbir şekilde bozulmamış. Gördüğünüz gibi tam burada bir sell sinyali yapmış ve aşağı yönlü hareket devam etmiş. Ve yukarı yönlü harekette de devam ediyor. Burada zaten gördüğünüz gibi çok güzel bir destek seviyesi var. Bu destek seviyesi aşağı yönlü hiçbir zaman kırılmamış. Yukarı yönlü hareket devam etmiş. Burada da çok güzel bir buy sinyali yapmış. Ee, günlük pariteye baktığımız zaman evet günlükte ise gördüğünüz gibi e, pivot trend indikatörü bir buy sinyali yakmış arkadaşlar. Çok güzel olarak bir buy sinyali yakmış. Yani e, şöyle söyleyeyim trend yukarı yönlü kırıldığının bir teyidi bu arkadaşlar. Yani e, çok sağlam bir düşüşten sonra gördüğünüz gibi bakın burada çok sağlam bir sell sinyalinden sonra tam artık burada yaklaşık nereden baksanız arkadaşlar şöyle bakayım. Nereden baksanız 201 gün sonra arkadaşlar ikinci buy sinyali yaktı. Dolayısıyla bana kalırsa artık yukarı yönlü bir hareketin geleceğini işaret ve yukarı yönlü şöyle söyleyeyim. İkinci bakın burada da bay buy sinyali yaktı ama ikinci mumla tekrar trendini aşağı yönlü e, olarak hareketin devam ettireceğini söyledi. Ama buradaki buy sinyali öyle söyleyeyim bir birinci e, hacimli mumdan sonra 1, 2, 3, 4 gündür yukarıda hareketine devam ediyor arkadaşlar. Yani bana kalırsa Ada Adakoy'un yukarı yönlü hareketine devam edeceğini gösteriyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Tabii ki günlük parette de baktığımız zaman şuradaki direnç seviyesi 1.61 direnç seviyesi ilk hedef arkadaşlar. Ama ben 1 saatlik paritede ben gördüğünüz gibi yükselen kanal formasyonunda Hemen şöyle bakalım. Yükselen kanal formasyonunda arkadaşlar. E, ikinci Direnç seviyesinin temas 1.31 olarak görüyorum arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim burada bir e, Örnek veriyorum bir alış pozisyonu açacak olursak Arkadaşlar şuraya kadar nereden baksanız yüzde 16'lık bir hedef var arkadaşlar Onu söyleyeyim Yani dolayısıyla aşağı şuradaki arkadaşlar destek seviyesine bir stop koyduğunuz zaman Tekrar Gerçekleştirelim şuradan pozisyona girdik Şuraya destek seviyesine yüzde 4.69'a bir stop koyduğumuz zaman arkadaşlar Gördüğünüz yüzde 16'lık gibi bir çok sağlam bir e, hedefimiz var. Gördüğünüz gibi e, buy sinyalimizi almış sell sinyalimizi almış ama yukarı yönlü hareketin ben geleceğine de, e, devam ediyorum çünkü e, rangel filter indikatörün tam gördüğünüz gibi direnç seviyesini yukarı yönlü kırdı gibi e, Çok az bir seviye kaldı öyle söyleyeyim ve yukarı yönlü kırılacağını tahmin ediyorum ve yukarı yönlü hareketin geleceğini tahmin ediyorum. Hatta ben şöyle bir şey yapayım ekran görüntüsünü buradan alayım arkadaşlar ekran görüntüsünü alayım. Bu bende kalsın. Daha sonra tekrar ilerleyen videolarda ben bunu size paylaşırım. Yani hedefinin gerçekleşip gerçekleşmediğini görürüz. Evet şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ee, çok sağlam bir ücretli indikatör. Fiyatı da gerçekten çok sağlam. Ee, bakın nasıl repeat yapıyor. Ee, hatta reklam videosu olarak yayınlamış oldukları videoda e, sinyali nasıl repeat olarak gerçekleştiğini sizler de göreceksiniz. Hadi şimdi o videoyu izleyelim. Evet videomuz bu. Zaten sizde bu resim gördüğünüz gibi belki Instagram'da çok karşınıza çıkmış olabilir bu. Tekrar başlatalım. Sesini kıstım telif yememek için arkadaşlar. Bakın şimdi kendiniz göreceksiniz. Bakın 1, 2, 3 Gördüğünüz gibi 3 tane arkadaşlar repeat yaptı. Hatta bir daha izleyelim. Bakın. Bir, bakın burada bir yandı, 2 burada yandı hatta 3 burada yandı yani gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde para verdiğiniz indikatörler bile arkadaşlar repeat yapabiliyor hatta adam bunu Instagram'a reklam olarak vermiş yani ya daha ne diyebiliriz ki arkadaşlar? Siz ücretsiz indikatörlerde bile repeat yapıyor diye hani laf söylüyorsunuz ama adam yayınlamış olduğu ücretli indikatörüne bile repeat yapıyor. Ya yani bunun sorumlusu kim olacak şimdi? Ben para verip ücretli bir indikatör alıyorum ve burada bana sel sinyali geliyor ama yön yukarı yönlü gidiyor arkadaşlar. Yani çok garip gerçekten. Sizin artık e, takdirinize bırakıyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.